geldi biliyorsunuz. Ek bütçe görüşmelerinde Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kürsüde enflasyonun farkındayım dedi. Neyse, farkında olması iyi bir şey nihayetinde. Hani iyi bir şey bulmaya çalışacak olursak. Enflasyonun vatandaşı zorladığının farkındayız da düşecek diyor. Geçmişte de düşürdük, yine başarırız diyor. Bakana yanıtı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba verdi. İşlemler dengesi Nisan ayında yıllık 35,2 milyar dolar fazla vermiştir. Bu sonuç Türkiye ekonomisinin çıktısıdır. Maliye Bakanı Nurettin Nebati mecliste ek bütçe kanun teklifine ilişkin sunum yapıyordu. CHP'li Ağbaba sunum için Nebati'den masallar dedi. Daha önce de belirttiğim gibi ve enflasyonu kısa bir süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız. Bu süreçte gündemi enflasyondu bakanın. Enflasyonun bir dert olduğunu kabul etti. Yine başaracağız dedi. Meclis sıraları susmadı. Ülke olarak geçmişte enflasyondan çok çektik. İktidara geldiğimiz andan itibaren enflasyonla mücadele ettik ve başarıya ulaştık. Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız ve enflasyonu kısa bir süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız. Bu süreçte bir dakika, toplam istihdamımız... Bir dakika. Değerli milletvekilleri. Bakan Nebati ihracatımız arka arkaya rekorlar kırıyor deyince CHP'li Veli Ağbaba Nebati'den masallar diye tepki verdi. Dünyada enflasyonda 6. sıradayız dedi. Vekilleri. Daha önce de belirttiğim gibi büyümenin kapsayıcı olmasını çok önemsiyoruz. Elde ettiğimiz büyümenin istihdama da olumlu yansımalarını görüyoruz. Meclis Başkan Vekili Celal Adan, lütfen laf atmadan dinleyelim diye uyarınca ise... Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, az önce ifade ettiğim... Emekli izleyicilerimizden Bahtiyar Bey, biz emekliler de ek bütçe istiyoruz. Mümkün müdür acaba diye soruyor. Biliyorsunuz bu ek bütçenin içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yapılacak zam da vardı. 40 bin lira zam yapılacaktı. Öyle bir tepki gösterdi ki muhalefet ve kamuoyu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ek bütçede yer alan o talepten vazgeçtiğini söyledi. O madde çıkarıldı ek bütçe tasarısından. Zaten bir ödenek var, örtülü ödenek var, sarayın bütçesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan maaşına yapılacak zamdan fedakarlık yaptı diyor şimdi iktidar medyası. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum. Erdoğan 40 bin lira zamdan vazgeçti. Maaşı 100 bin 757 TL olarak kalacak. Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatlerine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere de bir çift söz söylemek istiyorum. Bunun için buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra ek bütçe teklifinde yer alan ve Cumhurbaşkanı ödeneğinin %20,2 oranında artırılmasını düzenleyen madde AKP milletvekillerinin önergesiyle metinden çıkarıldı. Önergede Cumhurbaşkanı ödeneğinde artış yapılmaması amaçlanmaktadır denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ek bütçe görüşmeleri devam ediyor. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde. Bu haliyle 100 bin liranın üzerinde maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Fakat maaşın dışında sarayın bütçesi işte o eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. O bütçeyle Cumhurbaşkanlığı. Asgari ücret ne kadar olacak acaba? Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısına Halk TV dahil bazı medya kuruluşlarının alınmadığını söylemiştik. Peki masada olan rakamlar neler? Kulislerde ne konuşuluyor? Asgari ücrete ne kadar zam yapacaklar acaba? Ne bekleniyor? Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız. Asgari ücreti, darbe sabit geliri
nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arzu ediyorum. Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır. Asgari ücret tespit komisyonunda beklentiler yüksekti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri 2022'nin ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artış için bir araya geldi. Milyonlarca kişinin, emeklinin gözü komisyondan çıkacak kararda. Toplantıda rakam konuşulmadığı duyuruldu ama masada net 5.300 ve 5.500 liranın konuşulduğu haberleri geliyor. CHP ise enflasyonu gerekçe göstererek en az 6.000 liradan fazla olmalı diyor. Temmuz'da asgari ücretin artması lazım. Hesap açık. Şimdi de açlık sınırının %6 üstünde asgari ücretlinin Temmuz ayında asgari ücreti bu noktaya getirmek zorundasın. Bu ne demek? Açlık sınırı 6.391, üstüne de %6 koyacaksın. Asgari ücreti Temmuz ayında 6.770 lira yapacaksın. Hiç kurtuluşun yok. Türkiye'nin, pazarın, çarşının gerçekleri neyse asgari ücret de o gerçeklere uygun olmalıdır. Muhalefete göre enflasyon önlenmediği sürece yapılan zamların bir önemi yok. Kamu emekçileri, memurlar, işçiler belki bugün %20, 30, 40 zam alacaksınız ama şuna emin olun. Enflasyon canavarı durdurulmadıkça aldığınız zamlar eriyip gidecek. Belki bu yaz geçer ama bu kış geçmez Erdoğan. Bu millet bu kışı geçiremez. Bu ülkede çalışanların 21 milyon insandan bahsediyorum. Yarısı yani 10 milyonu asgari ücrete çalışıyor. Ne demek bu? Bu ülkenin %50'si, ülke çalışanlarının ve emeklilerinin %50'si açlık sınırının altında yaşıyor. %90'ı da tümünün tabii yoksulluk sınırı altında. Emekli aylıkları da gündemdeydi. En düşük emekli maaşına da %40 zam yapman lazım. En düşük emekli maaşının hiç değilse 3.500 lira olması lazım ki devlet vatandaşları arasında, devlet iki emekli arasında bir ayrım yapmasın. Bugün meclise bir torba yasa sunuldu biliyorsunuz. Ve torba yasada en düşük emekli maaşı 3.000 lira olarak öngörüldü değerli arkadaşlar. HDP'nin önerisi en düşük emekli maaşının asla ve asla açlık sınırının altına düşmemesidir. Ve bu şartlarda en düşük emekli maaşının en azından 6.000 liraya yükseltilmesini öneriyoruz. Hükümete buradan sesleniyoruz, tekrar söylüyoruz. Gel yol yakınken emekliyi gör, emekliyi düşün. En düşük emekli maaşını asgari ücret oranına tamamla. Komisyon Perşembe günü yeniden toplanacak. Nihai kararı Erdoğan'ın duyurması bekleniyor. Gerçekten zor durumda bu ülkede milyonlarca insan hayatta kalmaya çalışıyor. Biliyorsunuz Batı Karadeniz'i bir kez daha sel vurdu. Sel gitti, geride çamur kaldı, çamur deryası, tomruklar kaldı. Canlı yayında birazdan muhabirimiz aktaracak günlerdir bölgede. Bugün haber yaparlarken bölgede bir vatandaşla karşılaştılar. Kastamonu'da Ezine Çayı kenarında adaşım İrfan Ünlü isimli bir vatandaşla. İrfan Ünlü selin getirdiği ağaçları topluyordu. Yanına yaklaştılar, kolay gelsin dediler. Ne yapıyorsunuz diye sordular. Kışa odun lazım, mecburen toplayacağız dedi. İşte özel haberleri. Yani geçinmeye çalışıyoruz yani. Ne yapalım? Kimseye muhtaç olmuyoruz. Batı Karadeniz yine sele teslim oldu. Ama hemen ardından kış nasıl gelecek telaşı başladı. Burası geçtiğimiz yıl onlarca kişinin yaşamını yitirdiği Bozkurt. Bozkurt ikinci kez aynı korkuyu yaşadı. Çayın debisi yükseldi. Ezine Çayı'nda duvarlar yıkıldı. Daha yapımı süren köprülerin inşaatları bile gitti. Çay ağaçlarla doldu. Sel bölgesine giden bakanlar inceleme yaparken bir yanda sessiz bir şekilde çalışıyordu İrfan Ünlü. Devlet Su İşleri'nin yaptığı duvar istinat duvarı duruyor bak. O. Benim çocukluğumda yaptığı o duvar. Ben 56 yaşındayım. O duvar duruyor. Bu tarafta duvar yoktu. Siz de bir yandan kışı düşünüyorsunuz. Önümüz kış. Kış da lazım bize.
Şimdi yazdan tedarik edersek kışın rahat ederiz. Yukarıdan da gelen, selle gelen ağaçlar mı? Selle gelen şeyler bunlar yani değerlendiriyoruz. Bugün